وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ Şayet Allah sana bir zararı dokunduracak olursa فَلَا كَاشِفَ لَهُ Onu çözecek, onu iyileştirecek, o zarar düğümünü senden uzaklaştıracak veya çözecek kimse yoktur. Kaldıracak kimse yoktur. فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Ondan gayrı. Dolayısıyla zarar isabet ettiren ve isabet ettirdiği zararı da kaldıran sadece Allah Azze ve Celle'dir. Ayetin ilk bölümü böyle. Zarar bakımı, zarar hususu böyle. Sadece Allah'a bağlı. Devamında وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ Tabi zararın önce anılmış olması da Allah Azze ve Celle bunu belli bir sebep ile zararı hayırdan önce anmış olmalı. Bu düşündürücü. Hatırladığımız diğer örneklerde de öyle miydi? Diğer ayette de وَاِيَّمْسِسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ benzeri olan ayette de aynen böyleydi. Ancak kulun dilinden اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ifadesinde de yine sıralama aynı. اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ Allah bana bir zarar dilerse هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ O diğer Allah'tan gayrı çağırdıklarınız onun isabet ettirdiği zararı çözüp ortadan kaldırabilirler mi? اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ İkincisinde hayır yerine rahmet geçmiş. Allah Azze ve Celle bana bir rahmet dilerse هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ Orada da yine aynı fiil var. Onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? Dolayısıyla benzeri üç ayet hatırlıyoruz ve üçünde de Allah Azze ve Celle zarar ifadesini, kula zararın isabet etmesi durumunu, hayrın isabet etmesi durumundan öncelikle zikretmiş. Bunun bir anlamı olmalı. Eğer öncelik zarardan emin olmak, hayra kavuşmak sağlıklı durumdayken söz konusu olur, iyi haldeyken söz konusu olur. Zaten zarar içerisinde yani zarar dediğimiz bu kötü bir sıkıntılı bir durum. Böyle bir durum bu kelimeyi de ayrıca bakabiliriz. Dur kelimesinin Kur'an'daki örneklerine. Böyle bir sıkıntı içerisindeki olan kimsenin zaten hayır bir işine yaramayacaktır. Onun eline geçecek imkanlar o sıkıntılı durumunda ona bir fayda sağlamayacaktır. Dolayısıyla da başta kişinin sağlıklı olması, iyi durumda olması gerekir ki hayır eline geçeceği, hayır geçireceği hayırlardan fayda temin etsin gibi belki bir yorum yapılabilir ama daha esaslı düşünceler buradan yelken açınabilir diye düşünüyorum. Allah Azze ve Celle'nin zararı isabet ettirmesini kuluna ve bunu ancak çözenin kendisi olduğu gerçeğini hatırlatmasını hayırdan önce yorumlarken. Ayetin ikinci bölümünde وَاِنْ يَمْسَسْكَ Sana isabet ettirse yine Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz girişteki ifadeyle aynı. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ Sana hayrı isabet ettirse, dokundursa فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Nitekim Allah her şeye muktedirdir. Yani bu hayrı isabet ettirmeye muktedirdir, isabet ettirir. Kimse onun isabet ettireceği hayrı engelleyemez, sınırlayamaz, mani olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmıyorsam Abdullah bin Mesud'un elini tutarak اِعْلَمْ اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ Bilesin ki sana gelip isabet eden şey seni şaşıracak değildi. Yani gelip yetişen, sana ulaşan şey zaten sana ulaşacaktı. Allah Azze ve Celle bunu böyle takdir etmişti, böyle bilesin. وَمَا أَخْطَأَكَ Seni
şaşırıp giden, bir bakıma bazen böyle teğet geçen, tam sana geliyormuş gibi son anda sana gelip değmeyen türden çok yakınından geçen şeyler. وَمَا اَخْطَأَكَ, seni şaşıran da zaten lem yekun liyusibake, zaten sana isabet edecek değildi buyuruyor. Dolayısıyla yaşam içerisindeki hayır ve şerler ile Cenab-ı Hak değil mi ki bizleri sınıyor? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, biz sizi ister hayırla ister şer ile sınamaktayız diyor. Dolayısıyla hayatın bu koşullarını bir bakıma sınavın koşulları olarak Cenab-ı Hak çevirip duruyor. Sınamak maksadıyla, kulunu iptila etmek maksadıyla, kimi hangi soruyla, nerede, nasıl sınayacağına, o bütünüyle hak sahibi olduğundan Allah Azze ve Celle kişiye burada hayır isabet ettirir, onunla sınar. Başka bir yerde bir zarar ile sınar. Kulun hayatı boyunca bu değişkenler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Dolayısıyla başkasından kulun bunu bilmesi, Allah isabet ettirecekti de bir başkası engel oldu diye sanması yahut isabet eden bir zararı başkası üzerinden çözmeye kalkması, Cenab-ı Hak ile bu hususta iletişim kurmaktan imtina etmesi yahut kurduğu iletişime Cenab-ı Hakk'ın kapalı olduğunu düşünüp başkalarını devreye koyması ve benzeri yaklaşımların hepsi ayet ile uygun veya uyumlu değildir.